Merhaba arkadaşlar test 5 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi önümüze böyle uzun bir soru çıktı ki genelde alan eğitimi soruları bazıları çok uzun oluyor ama uzun sorulardan korkmuyoruz değil mi her zaman için uzun sorular daha kolay yapılabilir sorular oluyor bunun da e, soru kısmı değil de seçenek kısmı çok uzun bakalım diyor ki Biyoloji dersi öğretim programı kapsamında yapılması beklenen deneyler için gerekli olan araç gereçlerin genelde kolay ulaşabilen türden olduğu ancak fiziksel ve teknik sınırlılıkların söz konusu olduğu durumlarda gösteri deneyi veya simülasyonlar gibi farklı yolların kullanılması önerilmektedir. Buna göre aşağıdaki deney veya etkinliklerden hangisi gösteri deneyi şeklinde yapılabilecek bir çalışmadır? Işın patatesin çimlenmesine etki ee, olan etkisi pH ölçümü kromozom preparatı hazırlama fasulyeyi hayalet ışın glikoza etkisi şimdi baktığımız zaman arkadaşlar gerekli malzemelere de bakalım isterseniz orta boy patates şeffaf naylon torba bıçak havlu kız bu gayet yapabiliriz ee, gösteri deneyi şeklinde bakalım mor lahana limon sirke yoğurt mikroskop lam, lamel petri kabı soğan buzlu su kos e, kol şisin, Şunu her zaman okuyamıyorum. Karnoy e, fiksatifi, alkol, sıcak hidroklorik asit. Oo bunda baya bir şey lazım arkadaşlar. Biz hangisini gösteri gibi yapabiliriz? Tabii ki Ceyhanı Ceyhana hazırlamak çok zor. Dolayısıyla herkese yaptıramayacağımız için hazır olan kromozomu veya kendimiz hazırladığımız kromozom preparatını direkt öğrencilere gösteri yoluyla gösterebiliriz. Gelelim Diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi sadece ayılar kuş uykusuna yatar yanılgısını ortadan kaldırmak için diğerlerine oranla daha az etkili bir yöntemdir. Kral kelebeklerin hayatlarını anlatan bir belgesel film izletilmesi, sözlü olarak karıncalar da kış uykusuna yatar denmesi, kış uykusuna yatan kaplumbağalar ilgili kaplumbağalar ile ilgili proje ödev verilmesi, soğuk bölgelerde yaşayan kurbağalarla ilgili performans ödev verilmesi, yılanları kış aylarında toprak altında yuvalarında gösteren resim ve videoların gösterilmesi. Hangisi daha az etkili arkadaşlar. Tabii ki sözlü olarak karıncalar da kış uykusuna yeter denmesi. Diğerlerini kendimiz bulduruyoruz veya izleterek gösteriyoruz. Ama B şıkkında sözlü olarak söylemek daha az etkilidir. Üçüncü soru. Bir biyoloji öğretmeni hayvan biyolojisi ve insan ünitesindeki her bir sistemi 6 gruba ayırdığı öğrencilere dağıtmış ve gruplardan bu konularla ilgili farklı çalışmaları grup içinde işbirliği halinde yapmalarını istemiştir. Ayrıca çalışma bittikten sonra öğrencilere belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirecek form dağıtmıştır. Bakın. Diyor ki dağıttığı değerlendirme formu hangisi arkadaşlar? Akran değerlendirme değil mi? Sonuçta arkadaş arkadaşı değerlendiriyor o zaman akran değerlendirme formu oluyor. Dördüncü soru bir biyoloji öğretmeni hayvan biyolojisi ve insan ünitesi ile ilgili olarak hazırladığı bir sınavda aşağıdaki tabloyu vermiş ve tablodaki bilgilere göre sorular sormuştur. Bir bu biyoloji öğretmeninin kullandığı bu teknik ile ilgili olarak diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? okuyalım soruları diyor ki numaralarla gösterilen kavramlardan hangileri vücut savunması ile ilgilidir? Numaralarla belirtilen kavramlardan hangileri solunumla ilgilidir? Diyor ki alternatif bir ölçme yöntemlerine dayalı bir tekniktir. Doğru arkadaşlar değil mi? Alternatif bir ölçmedir bu. Doğru. Öğrencilerin kısmi bilgileri de değerlendirilir ve ödüllendirilir. Evet mesela alveolun bir solunum sistemi ile ilgili işte e, lizozimin bir bağışıklık veya vücut savunması ile ilgili olduğunu bilmesi kısmi bilgidir ve değerlendirilir kavram yanılgılarının tespitinde kullanılmaz arkadaşlar aksine kullanılır mesela adam Eğer sana mide öz suyunu solunumla ilişkilendiriyorsa o zaman bu nedir kavram yanılgısı var demektir Dolayısıyla bu yanlıştır kullanılabilir olması gerekiyordu cevabımız Bursa şıkkı olur Beşinci soru kalıtım konusunda kavram haritası hazırlayan bir öğrencinin uygulamalarının yüksekten düşük puana doğru sıralanması. Bakalım genetik ile ilkeleri arasında ara bağlantı kelimesi yazması, kromozom ve DNA arasında hiyerarşik bir ilişki göstermesi, farklı hiyerarşik düzeylerde gösterdiği eksik baskınlık ile gen arasında çapraz bağlantı kurması ne demiştim? En yüksek bağlantı çapraz bağlantılar kurulmasıyla puan veriliyor arkadaşlar. Dolayısıyla 3 birinci sırada olacak. Çünkü yüksekten düşük puana doğru. O zaman ABC şıkları gitti. Sonra bakıyorum. Kromozomla DNA arasında hiyerarşik ilişki göstermesi, genetik ile Mendel ilkeleri arasında ara bağlantı kelimesi yazması hangisi olur arkadaşlar? Bakın hiyerarşik ilişki göstermek ara bağlantı, ara bağlantı kelimesi yazmaktan daha zordur. Dolayısıyla 3-2-1 şeklinde olur. Cevabımız Edirne şıkkı. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki. Bir biyoloji öğretmeni kanser konusuyla ilgili içerik geliştirmek istiyor. Bunun için öğrencilerden kendilerine dağıtacağı boş kağıtlara kanserle ilgili merak ettikleri tüm soruları yazmalarını istiyor. Daha sonra öğretmen öğrencilerin sorularından yola çıkarak kanser konusuyla ilgili içerik geliştiriyor. Buna göre diyor öğretmen kanser konusuyla ilgili içerik geliştirirken hangi yaklaşımı dikkate almıştır? Şimdi arkadaşlar öğrencilere boş kağıt dağıtıyor ve bunlara kanserle ilgili merak ettiklerini yazmalarını istiyor. Yani öğrencilerin sorgulama yeteneklerini ortaya çıkarmış. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı sorgulama merkezli yaklaşım olur. 7 bir biyoloji öğretmeni öncelikle hormonların özelliklerini ve çalışma şekillerini anlatıyor. Daha sonra hormon çeşitlerini ve canlılardaki görevlerini açıklıyor. Biyoloji öğretmeninin yaptığı bu iş diyor hangisidir? Arkadaşlar tabii ki nedir? Genelden özele değil mi? İlk önce genel özelliklerini veriyor. Sonra her birinin teker teker özelliklerini açıklıyor. Sekizinci soru. İnsanda sindirim sistemini anlatan Hasan öğretmenin aşağıdaki kavram çiftlerinden hangi hangileriyle ilgili bilgi vermiş olması konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bakın sindirim sistemi. Plazmolis de plazmolis. Hidroliz enzim, tentakül taşlık, fibrinojen, heparin, mayoz bölüme protein sentezi. Hangisi olacak tabii ki? Hidroliz ve enzim. Sonuçta sindirim sistemi neye bağlıdır? Hidrolize enzimlere bağlıdır arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Açık tohumlu bitkileri örnekler üzerinden açıklar kazanımı. Bloom'un bilişsel alan sınıflamasına göre aşağıdaki hangi basamağa karşılık gelir? Açık tohumlu bitkileri örnekler üzerinden açıklar. Bu nedir arkadaşlar? Tabii ki kavrama düzeyidir değil mi? Örnekleri kendi veriyor açıklıyor. Cevabımız E şıkkı. 10 diyor yağ asitlerinin oksijenli sonuma katıldığı basamakları söyler. Burada da hangi basamak vardır arkadaşlar? Tabii ki. Ee, Burada da hatırlama basamağı var bakın hatırlama. Sonuçta o basamağı hatırlayacak ki söylesin. Cevabımız Edirne şıkkı. 11. soru Bulamın bilişsel alan sınıflamasına göre aşağıdaki kazanımlardan hangisi diğerlerine göre daha üst düzeydedir? Şimdi ne dedim? Hiç işte bilgidir, hatırlamadır, analizdir bunları düşünmüyoruz. Hangisi en üst düzey olabilir buna bakacağız. Bağışıklık çeşitlerini bilir. Canların ortak özelliklerini ifade eder. Sürüngenler sınıfındaki canlılara örnekler verir. Ökaryotik ve prokaryotik hücreleri karşılaştırır. Canların sınıflandırılmasında kullanılan modellerin tarihi gelişimini değerlendirir demiş. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar hangisi daha üst bir düzey sizce? Tabii ki Edirne değil mi? Sonuçta bakın tarihi gelişimini değerlendirir. Bakın arkadaşlar değerlendirme basamağında bir ee, kazanımdır. 12. soru. Doğal alanların yok olması ve türlerin farklı habitatlara taşınmasında hidroelektrik santrallerin mi, turistik tesislerin mi yoksa doğal afetlerin mi rolü daha fazladır şeklinde bir ödev veren biyoloji öğretmeni, öğrencilerden daha çok hangi düşünme becerisini kullanarak ödevi hazırlamalarını istiyordur. Bakın üç tanesini karşılaştırıyor değil mi arkadaşlar? Hangisi daha çok... Ee ortaya çıkacaksa öğrenci ona göre ödevini hazırlayacak. Dolayısıyla analitik düşünme olur bu. Hani diğerleriyle hani 3 tane öyeyi ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Dolayısıyla analitik düşünme olur. 13. Kan şekerini düşüren hormonları anlatırken adrenalin hormonunu örnek veren bir biyoloji öğretmeni öğretmeninin bu davranışı hangisine uygundur? Şimdi arkadaşlar adrenalin kan şekerini düşürüyor mu? Düşürmüyor değil mi? O zaman Hangisi olacak? Diyor ki olumsuz örnek kullanma, aşırı genelleme yapma, olumlu örnek kullanma, genelleme yapma, gereksiz ayrıntıya girme. Bu hangisidir? Tabii ki olumsuz örnek kullanma. Çünkü yanlış örnek kullanmış. Cevabımız Aşık olacak. 14. Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminde teoriye karşılık gelen bir ifadedir? Bir gen bir polipeptit sentezinden sorumludur. Bu neydi arkadaşlar? Hipotez. Eşik şiddetindeki uyarılar Aynı, hep aynı şiddete tepki gösterir bu neydi ya hep ya hiç prensibi mikroorganizmalar birçok hastalığın sebebidir dursun bakalım bir çiftkenden her biri eşit olasılıkla birbirinden ayrılarak farklı gametlere yol açar bu da kromozom teorisi arkadaşlar farklı karakterlere sahip iki homozigot genotipli bireylerin çaprazlanmasıyla oluşan bireyler birbirine aynısıdır eee bu da ne olur arkadaşlar? Yani aslında bir kanun gibi bir şey olur değil mi? Dolayısıyla burada teoriye yani kurama karşılık gelen hangisidir? Mikroorganizmalar birçok hastalığın sebebidir. Bu teoriyi oluşturur. 15. Güncel çevre sorunları ünitesinde aşağıda gösterildiği gibi bir kavram haritası oluşturuluyor diyor. Buna göre bu kavram haritası hangisinde değerlendirilir? Çevre kavramı en genel kavram olarak sayfanın ortasına yazılıyor. Daha az kapsamlı kavramlar olan güncel çevre sorunları, insan, ekolojik ayak izi gibi kavramlar bu merkez kavramı, bu merkez kavrama bağlanıyor. Küresel ısınma, su kirliliği, radyoaktif kirlilik gibi alt kategoride yer alan üzev özel kavramlar birisi kategoride olan güncel çevre sorunları kavramlarıyla ilişkilendiriliyor. Arkadaşlar bu hangisi olur? Örümcek kavram haritası olur. Bakın örümcek kavram sonuçta ne yapıyor? Sürekli aşağıya doğru dallanarak gidiyor. Bu örümcek kavram haritası olacak. 16. Evrim teorisi ve Mendel kanunları ile ilgili olarak yargılarından hangilerini söyleyen bir öğrencinin bu kavramlarla ilgili yanılgıları olduğu söylenebilir. Mendel kanunları değişmez özelliktedir, ancak evrim teorisi değişebilir demiş. Arkadaşlar, Mendel kanunları da değişebilir özelliktedir. Dolayısıyla burada bir kavram yanılgısı var. Evrim teorisi deney ve gözlemlerle desteklenirse evrim kanuna dönüşür. Arkadaşlar, teori kanun burada yanılgısı var. Dolayısıyla bu da yanlış. Kanun ve teoriler işlevsel olarak birbirinden farklı bilimsel bilgilerdir. Bu doğrudur ama şu ikisi yanlıştır. Dolayısıyla 1 ve 2 yanlış olacak. Bu arada 1 2 3 yazmamış ama sırasıyla zaten o şekilde geliyor. Gelelim diğer sorumuza. 17. sorumuz. Ali öğretmen öğrencilerinde mitoz bölünme konusuyla alakalı olarak bazı kavram yanılgıları tespit etmiştir. Belirlediği her kavram yanılgısı için bir yazı hazırlayarak öğrencilere dağıtmıştır. Ancak yazılarda konuyla ilgili kavram yanılgılarını doğrudan belirtmekten uzak durarak öğrencilerin kavram yanılgılarını kendilerini belirlemesini sağlamıştır. Buna göre Ali öğretmenin mitoz bölünmedeki bu kavram yanılgılarını ortadan kaldırmak için kullandığı yöntem hangisidir? Kavram kavramsal değişim metni, teskip metinleri, tekzip, kavramsal karikatürler ve zihin haritası demiş. Hangisi olur arkadaşlar burada? Kavramsal değişim metni değil mi? Öğrencilere metin olarak veriyor. Kendisi bulmasını sağlıyor. 18. Modeller gözle görülmesi mümkün olmayan nesnelerin, işlemlerin ya da soyut kavramları somutlaştırılması ya da görünür hale getirilmesi yoluyla öğretimin sağlanması amacıyla kullanılan gösterim ya da ifade şekilleridir. Bu açıklamaya göre aşağıda biyoloji dersiyle ilgili verilen etkinliklerden hangisinde model kullanılmamıştır? Öğretmenin etkileşimli akıllı tahtada partonogenez olayının şemasını göstermesi. Amino asit rolü verilen öğrencinin el ele tutuşarak polipeptit yapılarını oluşturması. Bu var olur değil mi? Öğretmenin enzimatik tepkimenin hızı ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi grafikle göstermesi bu da olur. Arkadaşlar bakın grafik, denklem bunların hepsi modeldir. Tamam mı? bunları unutmayın. Doymamış yağ asitlerini anlatırken öğretmenin zeytinyağını örnek vermesi. Öğretmenin mitokondriyi enerji santrine benzetmesi. Bu da olur arkadaşlar. Ama burada bakın A şıkkı da olur ama deniz şıkkı olmaz. Doymamış yağ asitlerini anlatırken zeytinyağını örnek veriyor ama tamam zeytinyağı akışkan da ben doymamış yağ asitlerinin yapısını bilmiyorum ki hani zeytinyağının akışkan olduğunu gösterebileyim. Eğer burada yağ asitlerinin kimyasal yapısını çizip gösterseydi oradaki mesela işte çift bağları falan göstermiş olsaydı olurdu ama direkt zeytinyağını örnek vermesi olmamış. 19. soru. Pasif ve aktif taşımanın enerji ile ilişkisini analoji ile anlatmak isteyen bir biyoloji öğretmeni hangisini kullanması uygun olur? Binaların dış cephelerinin strafor köpük ile kaplanması, tuzlanan salatanın daha hızlı sulanması, yokuş yukarı çıkan bisikletinin sık pedal çevirmesine karşın yokuş aşağı pedal çevirmemesi, küstüm otuna dokunulduğunda yapraklarını kapatması, ıslak bir süngerin kuru süngerden daha çok, daha az su çekmesi. Arkadaşlar burada hangisi daha uygun olur. Tabii ki C şıkkı değil mi? Sonuçta yokuş yukarı çıkarken daha fazla enerji harcıyor. Aktif taşıma oluyor. E, aşağı doğru inerken hiç enerji harcamadan direkt kendi kendine gidiyor. O zaman da pasif taşıma oluyor. Cevabımız C şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. 20. soru. Ali öğretmen Yaşam Bilimi Biyoloji Ünitesi'nde bulunan enzimler konusunu 5 şey modeli kullanarak öğrencilerine kavratmak istemiş ve bu amaçla öğrencilere besinlerin bozulmasını önlemek için neden derin dondurucularda saklarız diye sormuştur. Buna göre diyor hangisini kullanmıştır? Arkadaşlar girme, açıklama, keşfetme, derinleştirme, değerlendirme. Şimdi bakın burada herhangi bir şey açıklamadan direkt soruyla başlıyor. Yani öğrencinin dikkatini çekiyor. O zaman öğretmen ne yapıyor? Direkt girme basamağında ee, bu soruyu kullanmış 21 Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Biyoloji öğretiminde problem çözme yönteminin Kullanılmasıyla öğrencilerde geliştirilmeye, geliştirilmeye Çalışan bilimsel süreç Becerilerinden nedensel Süreçlere ait bir beceridir Değişkenleri belirleme gözlem Yapma sınıflama karar verme Deney yapma arkadaşlar burada Nedensel süreçler Bakın yani e, Bunun değişimine neler sebep oldu gibisinden. Hani o şekilde düşünün. Bu yüzden de cevabımız değişkenleri belirleme olur. Sonuçta ben mesela kalsiyumun bitki büyümesine etkisini kontrol ediyorsam o zaman ne yaparım? işte buradaki kalsiyum neye sebep oldu? işte bitkinin boyunun daha çok uzamasına veya daha az uzamasına. Bu nedir? Değişkenlerdir değil mi? Değişkenleri belirleyerek nedensel süreçleri belirlerim. Cevabımız aşık oldu. 22. soru. Bir öğrenci şın dalga boyuyla ilgili Bitki, bitkilerin gelişimi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kontrollü bir deney yapıyor. Buna göre aynı türe ait ve aynı yönden ışıklandırılan bu bitkilerin aşağıda verilen çevre koşullarında ağırlıklarını ölçerek veri topluyor. Öğrencinin yaptığı deneyde sabit tutması gerekirken sabit tutmadığı değişken hangisidir? Bakın ışığın dalga boyunu araştıracak. O zaman ışığın dalga boyunu sabit tutmayacak diğerlerini sabit tutacak. Bakın arkadaşlar. Yeşil ışık, mor ışık, sarı ışık bunları zaten değiştirmesi lazım. 10 gram magnezyum, 10 gram magnezyum, 10 gram magnezyum. Tamam, hepsi eşit aslında. Öğrencinin yaptığı deneyde sabit tutması gerekirken sabit tutmadığı değişken. Burada bakayım. Aslında burada hepsi doğru arkadaşlar. Burada ne diyor? Işın dalga boyu, magnezyum miktarı, sıcaklık, yaprak sayıları, bitkilerin ağırlığı. Burada arkadaşlar bence hepsi aynı. Cevabına bir dakika bakayım ben. Cevabı yaprak sayıları diyor ama burada yaprak sayıları ile ilgili bize bir bilgi vermemiş. Dolayısıyla büyük ihtimal burada yaprak sayıları ile ilgili de bir bilgi vermesi gerekirdi. Çünkü şurada da vermiyor arkadaşlar yaprak sayısı ile ilgili bilgi. Aynen. Aynen yaprak sayısı ile ilgili bilgi de vermemiş. Dolayısıyla burada hepsi doğru olur. Ama yaprak sayısını verseydi cevabımız yaprak sayısı olabilirdi. Gelelim diğer sorumuza. 23 Böcekçi bitkiler konusunu işleyecek olan bir öğretmen dersin başında böcekçi bir bitkinin böceği nasıl yakaladığıyla ilgili bir dakikalık çarpıcı bir film izletiyor. Buna göre öğretmenin en önemli amacı nedir diyor arkadaşlar? En önemli, en önemli amacı nedir? Dikkat çekmek değil mi? Öğrencilere dersle ilgili dikkatini çekiyor. Deniz ışık. 24. Bir biyoloji öğretmeni öğrencilerine biyoteknoloji uygulamalarının sağlığa etkilerini göstermek amacıyla gen terapisi çözülmez denilen sağlık problemlerine çözüm olacak mı şeklinde bir soru sormuş ve öncelikle her öğrencinin bunu bireysel olarak düşünmelerini daha sonra iki öğrenci daha sonra dörtlü daha sonra 8'li biz buna ne diyoruz arkadaşlar kar topu diyoruz kar topu öğretim yöntem ve tekniklerinden hatırlarsınız cevabımız aşıkkı. 25. soru, yukarıdakilerden hangileri yenilenmiş biyoloji ders öğretim programının yetiştirmek istediği bireylerin özellikleri arasında yer almaz? Pardon, yer alır. Milli, manevi ve kültürel değerlerini özümsemiş evrensel değerlere duyarlı, sosyal ve kültürel çeşitliliği takdir eden ve saygı duyan. Bu olur, değil mi arkadaşlar? Bunu hedefleriz. Öğrenmeye ve yeniliklere açık, özgüvenli, saygılı, dürüst, sorunlara etkili bir şekilde baş edebilen bu da olur. Akademik ve sosyal anlamda başarılı, öğrendiklerini önceki öğrenmeleri ve farklı disiplin alanlarıyla ilişkilendirebilen bu da olur. Cevabımız hepsi olur. Edirne Şık. 26. Aşağıda verilen yeterlilik alanlarında hangisi 2018 yılında yayınlanan biyoloji dersi programında yer almaktadır? Bilimsel bilginin doğasını anlama, Bilime yönelik tutum ve değerler, bilim ve teknoloji yeterliliği, bilimsel süreç becerileri, bilimsel bilgiyi anlama ve uygulama. Arkadaşlar burada bilim ve teknoloji yeterliliği bizim artık biyoloji ders öğretim programında yer alıyor. 27. Yukarıdakilerden hangileri yenilenmiş biyoloji ders öğretim programının ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamında yer, almama, yer almaktadır? Ölçme ve değerlendirme bakın. Bilişsel, duysal ve psikomotor becerilerin değerlendirilmesinde bireysel veya grup çalışması şeklinde düzenlenmiş performans çalışmaları ve projelerden yararlanılabilir. Bu olur değil mi? Değerlendirme açısından. Psikomotor ve duygusal becerilerin değerlendirilmesinde ise dereceli puanlama anahtarı ve derecelendirme ölçeği şeklinde tasarlanmış gözlem formlarından yararlanabilir. Bu da olur arkadaşlar. Farklı öğrenci yetenek ve beceri düzeyleri, öğrencilerin gelişimsel düzeyleri, kültür ve okul sınıf ortamı göz önünde bulundurularak hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu da kesinlikle var. Cevabımız Edirne Şıkkı olacak. 28. Aşağıda verilen değer ve değerlerle ilişkili tutum ve davranış eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Sevgi, aile birliğine önem verme. Bu doğru. Sorumluluk, kendisine, çevresine, vatanına ve ailesine karşı sorumlu olma. Evet. Dürüstlük, yardımlaşma. Bunun yardımlaşmayla bilgisi yok. Bir önceki testte de çıkmıştı hatırlarsanız. Öz denetim, özgüven sahibi olma. Sabır, tahammül etme. Bu da olur. Cevabımız Ceyhan Şık. 29. Aşağıda verilen gözlemlerden hangisi nitel gözlemlerden biri değildir? Bitkilerin bulunduğu yerde yeterli ışık yoktur. Bu nitel gözlem. Bitkilerin bulunduğu toprak sert ve kurudur. Evet nitel gözlem deyince duyu organlarıyla algılayabildiğimiz gözlemler. Bitkiler çiçek açma döneminde olmasına rağmen çiçek açmıyor olur. Bitkilerin kökleri 1 santim toprak yüzeyine Bakın 1 santim genelde sayısal veriler kullanıyorsa nedir? Nicel gözlemdir. Bitkilerin yaprak uçlarında sararmalar var. Bunlar da işte duyu organlarıyla algılanabiliyor ama denizli nedir? Nicel gözlem. 30. Daha sonraki öğrenmeler için gerekli okuryazarlık, yazarlık, matematiksel beceri ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanma becerisi edinme ve geliştirme ve öğrenmesini ve kariyerini yönetme becerileri programda yer alan hangi yeterlilik alanı içerisinde yer alır? Arkadaşlar bakın burada ne yapıyor? Öğrenmesini ve kariyerini yönetme kendi yönetiyor. Daha sonra daha sonraki öğrenmeler için gerekli okur yazarlık, matematiksel beceri ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanma becerisi edinme. Yani bu nedir aslında öğrenmeyi öğrenme arkadaşlar cevabımız aşık olacak. Böylece 5. testimizin de sonuna geldik. 4 tane testimiz kaldı. Görüşmek üzere hoşça kalın.